Münih Güvenlik Konferansı tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ konulu panelde bir araya geldi. Paşinyan tarihi çarpıtıp hocalı soykırımını inkar ederken İlham Aliyev gerçekleri hatırlattı. Paşinyan'a tokat gibi cevaplar verdi. Resolving, uh, the dispute over bir yanda İlham Aliyev, karşısında Nikol Paşinyan. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarihte ilk kez kamuoyu önünde tartışma gerçekleştirdi. Münih konferansında gerçekleşen tarihi buluşmada yıllardır çözüm bekleyen Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ sorunu konuşuldu. We came here to tell the truth. İlham Aliyev sadece sakinliğiyle değil, deneyimli liderliği ve söylem kabiliyetiyle de Paşinyan'ı gölgede bıraktı. Ermenistan başbakanı argümanlarını anlatırken sık sık kendisiyle çelişti, dili sürçtü. Caucasian Bureau decided to uh, uh, Karabakh to be a part of Azerbaijan. Uh, Armenia, I'm sorry. İlham Aliyev Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün de uluslararası toplum tarafından tanındığını hatırlattı. Tarihe ve hukuka referans yaptı. Sorunu nasıl çözeceğimizi konuşurken en önce geriye dönüp tarihe bakmamız lazım. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır. Bu tarihi bir gerçektir ve uluslararası hukuk normlarına dayanmaktadır. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tüm dünya tarafından tanınmaktadır ve Dağlık Karabağ topraklarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Nikol Paşinyan ise tarihi çarpıtarak konuştu. Mustafa Kemal Atatürk'e bile suçlamada bulundu. Yosef Stalin... Stalin'in şahsi girişimiyle Kafkas Bürosu'nun kararı Moskova'da değiştirildi. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin parçası olmasına karar verdi. Bu Stalin, Lenin ve Atatürk'ün kurduğu bir komploydu. Paşinyan hem Hocalı soykırımını inkar etti hem de Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov'un sözlerini çarpıttı. Mutallibov'un Hocalı'daki provokasyonu Azerbaycanlılar gerçekleştirdi dediğini öne sürdü. İddiasına da bir Rus gazetesini kaynak gösterdi. İlham Aliyev'in yanıtı net ve sert oldu. Ermenistan, Hocalı da yaptıklarına mazeret bulmaya çalışıyor. Belki Ermeni tarafı bunu bilmiyor ama eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutalibov hala sağ ve Bakü'de yaşıyor. Hocalı soykırımı Azerbaycan tarafından organize edildi diye bir açıklama yapmadığını birçok defa söyledi. Bu sahte bir haber. Rusya'daki bazı Ermeni gazeteciler tarafından üretildi. Hocalı soykırımını gerçekleştirenler bellidir. Soykırımı yerli Ermeniler, Ermenistan'dan gelen Ermeniler ve diaspora Ermenileri yaptı. Aliyev bir de soru yöneltti. Dağlık Karabağ antik çağlardan beri Ermenistan'a aitse başkentinin adı neden Ermenice değil de Azerbaycanca dedi. if Nagorno -Karabakh... Soru şu, Dağlık Karabağ eğer antik bir Ermenistan toprağıysa neden başkentinin antik Ermenice bir adı yok? Başkentin antik adı Han Kendidir, yani Hanköy'ü. Şu andaki başkentin adı Stepanakert. Kert, Ermenice kent demek ama Stepan, Bolşevik Komiser Şamyan'ın adı. Bu durum bir kez daha Dağlı Karabağda Ermeni mirası olmadığını kanıtlıyor. Aliyev ve Paşinyan Dağlık Karabağ sorununa çözüm önerilerini dile getirdi. Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına referans yaptı. Ermenistan işgal ettiği tüm topraklardan askerlerini derhal çekmeli dedi. there should be more international pressure. Uluslararası toplum Ermenistan üzerinden baskıyı artırmalı. Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden daha yüksekte bir uluslararası organ yok. Dört karar kabul edildi. O kararlara göre Ermeni askerleri koşulsuz ve derhal işgal ettiği topraklardan çekilmeli. Sadece Dağlık Karabağ'dan da değil, Azerbaycan'ın yedi bölgesinden de çekilmeli. Paşinyan yan bunun üzerine önce yine gerçekleri çarpıttı. Dağlık Karabağ dermeyi askerleri bulunmadığını öne sürdü. Ama çok geçmeden kendi oğlunun bile Dağlık Karabağ'da askerlik yaptığını itiraf etti. My son is passing its military service in Nagorno Karabakh, but he went there as a uh, uh, as a uh, voluntarily. İlham Aliyev Azerbaycan'ın müzakerelere bağlı olduğunu tekrarladı. Çözüm yolunda en önemli ve ilk aşamanın Ermeni işgalindeki toprakların kurtarılması olduğunu vurguladı. Azerbaycan'ın çok dinli ve etnisiteli bir ülke olduğunu da vurgulayan Aliyev, "Topraklarımızı geri alınca Dağlık Karabağ'daki Ermeniler burada eşit şekilde yaşamaya devam edebilecek." dedi.